Kar Gönül dostlarımız 3 Aralık 2022 İstanbul Kartal ve Büklü gösteri salonundayız. Bugün salonumuzda Erzincan Üzümlü Altınbaşak Beldesi Derneği'nin güzel bir dayanışma gecesi var. Tabii ki bu dayanışma gecesini hazırlayan gönüllü, yürekli hizmet sunanlar var. Ve sevgili başkanım Şükrü Kızan kardeşim var. Önce sizi kutluyorum. Yani gerçekten gelirken buraya zor geçtik. Güzel bir etkileşim, güzel bir katılım sağlamışsınız. Biz duygularınızı alalım. Ben öncelikle Doğru Yayın'a teşekkür ediyorum. Bizi her zaman yalnız bırakmıyorum. Ben işime içerisinde oluyorum. Mustafa abime de ben bir eğitim sevdim. Emekli abime de teşekkür ederek başlıyorum. Evet, Erzurum Altınbaşak Beldesi Derneği'nin bu tip etkinlikleri sizler de şahit oluyorsunuz. Bu sorunlar bize inanın ki dar geliyor. Netice itibariyle Üzüm ilçesine bağlayacağımız biz Altınbaşak bir beldeyiz. 2130 nüfuslu bir beldeyiz. Aynı yanda burada nüfus sorunumuz da fazla. O da burada talepte çok oluyor. Zira sizin içinden yetkili tutulmuş olmasına rağmen hala talepler var. Biz burada mağdur olan arkadaşlarla buradan tekrar benim adına özür diliyorum. Pandemi sürecini yaşadık 2 sene boyunca. Onun da bir etkisi oldu. İnsanlarımız birbirleriyle maske hal etmeye, cemal cemala görüşmeye, sürelerini dinlemeye, halaylarını çekmeye bayağı hazır kaldılar. Bu durumda da 2 sene sonra yapınca da yetkilimiz haline böyle bir yoğun şekilde etkisine aday diye görüyorum. Güzel bir yetkilimiz olacak. Müzikleri, türkülerle halaylarımızı olarak koyacak bir şekilde. Umarım da birlikte el ele veririz. Güzel bir yetkilimiz. Tekrar ise etkisi olacak. Başkanım, mihmanların çok biliyorum. Evet. Seni de çok iş bekliyor ama evet. Kısa bir şöyle bir söyleşi yapacak olursak, sizler yalnızca böyle dayanışma gecelerden değil, aynı zamanda burada ürettikleriniz, evet, yaptıklarınız, takımın olsun, manevi olsun, toprağınıza ulaştırıyorsunuz. Gençlerimize vurs veriyorsunuz. Bir de ondan söz etsek. Kesinlikle. Bunlar bu tip etkinliklerimiz nedir? Kültürel etkinlerimiz. Ama netice itibariyle sosyal dayanışma derneğimiz. Tabii ki bizim üyelerimiz var, genel kurullarımız var, sponsorlarımız var. Bu doğrultuda biz 2022-2023 eğitim döneminde 30 üniversite öğrencimize eğitim kursu veriyoruz. Erzincan'da bulunan Şehit Murat Bayram Okulumuzun 2000'den bu yana eğitim malzemelerini, kutlasal malzemelerini, eğitim ekipmanlarını tam da kapsamak da görebiliriz. Elimizden geldiği kadar da destek oluyoruz. Süreçte de yanlarında olacağız. Sadece bunda da sınırlı kalmıyor insanlar. Sadece bunda da sınırlı kalmıyor eğitimle ilgili. Onun dışında altın maçak kurusuna ayrıca da çeşitli metropollerde, çeşitli şehirlerde ikamet eden altın maçakta canlarımıza da ihtiyaçları doğrultusunda dokunuyoruz. Dayanışmaya yok edin okusun. Öyle de olması gerekiyor. Şu an çünkü yüzde ekonomik kriz içerisindeyiz. Her ne kadar biz kültür etkinlikler yapsak da birinci önceliğimiz şu an sivil toplum kuruluşu olarak da üyelerimizin, altın maçak insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Sevgili başkanım, son olarak köylünden, gençlerinden, yurtdışından, kadınlarımız, kızlarımızdan ve yurt dışından, yurt içinde türlü yerlerde emek üretenlerden beklentiniz nedir, mesajınız nedir? Yine size maddi manevi katkısı var, sponsorlarımız var, insanlarımız var. Onlarla dair bir mutlaka ekonomik süreci anlattım. A'dan Z'ye bütün sektörler olumsuz bir şekilde etkilendi. Ama gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösteren çok değerli sponsorlarımız oldu. Bu doğrultuda bir çocuklarımızın eğitim burslarını karşıladık. Şuradan ben genel kurul üyelerimize şunu söyleyebilirim. Biz Altınbaşak Derneği olarak yarın orada Altınbaşak için daha güzel projelere imza atmak için de Altınbaşak Derneği'ne de destek olmalarını, dayanışma içerisinde olmalarını, tabiri caizse birbirimizden tutarak birbirimizin hızını almalıyız diye düşünüyorum ben. Bu doğrultuda Altınbaşak için yarınlarda güzel şeylere imza atmak için inanıyorum. Dünden bugüne Altınbaşak Derneği'nize katkısına, özellikle yönetim olarak, başkan olarak, kurucular olarak onlara dair de bir kelamını alayım. Onları da anımsayalım. Onlara da rahmet dileyelim. Kesinlikle. Altınbaşak Belde Derneği'miz 2015 yılı Ekim ayında kuruldu. Ama ondan önce evvela falan köklü geleneğe sahip bir derneğimiz var. Bu durumda önceki dernek başkanlarını da buradan ben yönetim kurulu adına
teşekkür ediyorum. Neticede onlar çıktığında oldu. Biz daha bayrağı teslim olarak daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bizim engelimiz adresinin içerisinde. Ben buradan herkesine tekrar yönetim kurumundan da tekrar teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. İmanlar seni bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız. Ben edebiyat öğretmenim Mustafa Borbodyay'ım olarak bugün bu güzel canlarımızla birlikteyim. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Ne mutlu kültürüne, toprağına, inancına böyle hizmet edenlere. Ne mutlu bu alanda dayanışta sergileyip de kendi toprağına ve oradaki değerlerine sahip çıkanlara. Gelen tüm dostlarımıza da, maddi manevi katkı sunanlara da derneğimiz adına teşekkür ediyoruz. Sevgiliyle bu mekanda bu maksimlik yapan güzel kardeşim ve kamera arkasında olan bu canımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Thank you.
ederim. Bu bütün 5. dayanışma gecemiz. 5. de siz vardınız. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman yanımızda sohbet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne güzel. Başkanken de buradasın. Şimdi de buradasın. Biz hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadık. Bizim derdimiz Altınbaşak'a hizmet. Her zaman da Altınbaşak'a hizmet için var olacak. Bugün başkanım, yarın yönetim kurulu üyesi olurum. Bir daha çok severse formatı üye olurum. Hiçbirimizi fark etmiştir. Koltuk sevdalısı değil. Hak senin bu gönlü hizmetkarlığını kadında kabul görsün diye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada bir sorunum olduğu için başta takıyorum. Kusuruma bak. Çok geçmiş olsun. Sağlık saat diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili canlar. Kolay gelsin. Bir kadın can olarak ne güzel gönüllü hizmet ediyorsun derneğine, toprağına, değerlerine. Biz sizi tanıyalım. Ben Tülay Yüksel. Kadın Korkut Başkan Yardımcısı. Böyle bir güzel bir etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bütün dostlar da burada görmekten çok hoş geldiniz. Bu güzel etkinlik her şeyden önce yaptığımız dayanışma gecesi, eğitime yönelik olan dayanışma gecesi. Bütün dostlarım herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Size hoş geldiniz. Sağ ol, var ol. Seni de bir tanıyalım, ne güzel. Oh bak, görev belgesini asmışsın boynuna. Teşekkürler. Mimarlarını karşılıyorsun. Evet, evet. Ben Suna Taşlar Kadın Kolları Kurulu üyesiyim. Burada yine bir 5. dayanışma gecemizde çok güzel bir etkinlik olacak inşallah. Bütün canlar geldiler. Salonumuz da doldu, çok mutluyuz. İnşallah güzel bir akşam. İnan ki salonda şu an yer kalmadı. Evet, evet. Daha etkinliğin başı, daha gelen var. Çok güzel, evet çok güzel biz... Geri dönüşler alıyoruz. Gecelerimiz güzel geçiyor. Biliyorum. Hem yıllardır beraberiz. Oldu. Evet, aynen evet, öyle. Çok olduğu için inşallah canlarımızı bu akşam gönderiz. Sağ olun, var olun. Ne mutlu size, toprağınıza, kültürünüze, inancınıza, canlarınıza hizmet ediyorsunuz. Ya hak hizmetinizi kadında kabul görsün diyoruz. Sağ olasın. Sağ olun, var olsun canlar. Sevgili genç kızım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne güzel. Kadın Kolları Başkanıyım. Biz hem tanıyalım hem adını alalım. Hem de bu gecenin ilgili beklentilerini duyalım. Tabii. İsmim Sevda Kursarı. Kadın Kolları Başkanıyım. Umarım hepimizin eğlendiği bir gece olur. Herkes için de iyi eğlenceler diliyorum. Yani şu an görüntü öyle. Evet, inşallah. Gecenin başı olduğu için şu an evet. Gelen konuklarımız oturacak yer bulamıyor. Bayağı bir talep var. Saygı değer güzel can. Ne güzel bak, görev yakanı takmışsın. Çok teşekkür ederim. Mimarları karşılıyorsun. Evet. Bir duygularınızı alalım. Bize bir gece düzenledik. İnşallah herkes benim nasıl ayrılıyor. Biz de emeğimizi karşılanmış olacağız. Adını alabilir miyim? Vay sen sağ olasın. Vay cemer de öyle bitti ka. Sen kana çeşit içini. İyilik sağlık. Tepkene vermesin. Akla aşka bırak. Sen de yıllardır bu dernekte gönüllü hizmet üretiyorsun. Evet, evet, evet. Ne mutlu. 10 yıllardır beraberiz. Aynen. Bir duygularını alayım. Vallahi derneğimiz olmaktan mutluyum. Emek veriyoruz. İnşallah daha güzel gelecek için çaba harcayacağız. Aynen daha güzel. Arkadaşlarımız gerçekten çok örnek alınmalıyız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Derneğimizde daha çok şey yapacağız. Daha çok örnek yapacağız. Sağ ol. Daha çok bulmayı yollayan işte yani yardım. Ne mutlu size ya. Vallahi yani sizden gururluyorum. Sevgili Can bir de seni tanıyayım. Ben de sizi severim özellikle. Kimsiniz sizsiniz? Ben aynı sizleri paylaşıyorum. Bize teşekkür ediyoruz sizlere. Ne mutlu size. Bu yaptıklarınız bereket olarak, sevgi olarak, şans olarak, baht olarak sizlere dönsün diye. Gecemizin gerçekleşmesinde katkıları bulunan çok kıymetli sponsorlarımızı da sizlere takdim etmek istiyoruz. Güzel süslü, süslü koyduk. Ayrıca Sigorta, Şahin Medya Fırat, Temel Topgöz, Yılmaz Sazevi, Arif Kurt, Başak Turizm Çetin Çay, Murat Dinler, Rıza Fındık, Zeki Aktürk, Engin Deniz, Murat Akçakaya ve Suat Ballı.
Şimdi Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şükrü Orazarpa'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet dostlar, canlar, merhaba. Derneğimizin 5. geleneksel dayanışma gecesine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hani Nazım Usta'nın da dediği gibi, hoş geldiniz dostlar. Bizlerine soracak olursanız biraz daha ustalaştık. Taşı kırmakta, dostluğu düşmandan ayırmakta. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet dostlar, malumunuz son 2 yıldır pandemi süreci yaşadık hep birlikte. Yoğun bir süreçti, sıkıntılı bir süreçti. Ama gördüğüm kadarıyla pandemi süreci birbirimize olan hasreti, halaylara, özlemlere olan, halaylara, türkülere olan özlemlerimizi gayet artırmış durumda. Bu doğrultuda da çok güzel bir etkinlik geçireceğimize inanıyorum. Müzikal açıdan da çok değerli sanatçılarımız var, bavuzlularımız var. Halaylarımıza da, türkülerimize de doyacağımıza inanıyorum ben buradan. Evet dostlar, biraz önce yönetim kurumunda yer alan Eda ve İsmail arkadaşların derneğimizin 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite okuyan 30 öğrencimize eğitim bursu veren sponsorlarımızı, yine bugün derneğimizin dayanışma gecesinin gerçekleşmesinde katkı sunan çok değerli sponsorları anons ettiler. Ben burada tekrar dernek yönetim kurulu adına da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu ekonomik sürecin, sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiğimiz dönemde böyle dayanışma örneği gösteren sponsorlarımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum kendilerini. Evet dostlar, kocaman bir teşekkürü de Altın Başaklı değerli dostlarıma, değerli konuklarıma istiyorum. Altın Başaklı dostlarım, size de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca aramızda yine Kartalımızın, Pendik'in, Maltepe'nin çok değerli yerel ve genel yöneticileri var. Ben tekrar yönetim kurulu adına tekrar kendilerine de teşekkür ediyorum. Ayrıca sivil toplum kuruluşundan arkadaşlarımız yanımızda, mücadele arkadaşlarımız, dayanışmayı her zaman birlikte örgütlediğimiz Kartalımızın güzel sivil toplum kuruluşu, federasyon ve dernek başkanı yönetim kurulları da aramızda. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dostlar. Burada kocaman bir parantez açmak istiyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, ta uzaklardan, Erzincan'ımızdan çıkıp gelen, sadece dayanışma gecemizi güzelleştirmek için çıkıp gelen çok değerli konuklarımız da var. Altın Başak CNM Başkanımız Nadi Cantuk abim geldi. Abicim hoş geldin tekrar. Altın Başak Belediye Encümenlerimizden Songül Aslan, Hıdır Asan, Tamer Yılmaz Çelik arkadaşlarım aramıza katıldı. Tekrar sizlere de hoş geldiniz. Altın Başak Belediye Spor Başkanı Çağlar Kaplan arkadaşımız da aramızda. Çağlar Kaplan kardeşime de hoş geldin diyorum. Spor kulübü yeni kuruldu. Sağ olsun sponsor olarak destek olan Ahmet Toraman arkadaşımız da burada. Tekrar sizlere ben olurlukla başarılar diliyorum. Umarım süreçte siz başarılı olursunuz. Bizler de yanlarınızda oluruz. Ayrıca yine Altın Başak'tan güzel konuklarımız var. Erzincan Altın Başak Belediyesi bir önceki dönem belediye başkanı adayı olan Engin Deniz kardeşim de aramızda. Kendisine de hoş geldin diyorum. Önümüzdeki süreçte de tekrar siyasi hayatımda da başarılar diliyorum kardeşime. Yine Ergün Bayram, Engin Bayram, Ekrem Ağgöz kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Ben tekrar yönetim kurulu adına da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gecemize Haydar Polat başkanımız da katılacaktı. Malum bugün Türkiye için çok önemli bir vizyon açıklaması var. Yarınlarımıza dair umarım ülkemiz için de hayırlara vesile olur. Bu doğrultuda Haydar Başkanım umarım gecenin ilerleyen saatlerinde aramıza katılacak. Ama katılamayabilirsem de dedi, lütfen dedi mesajımızı iletin. Altın Başaklı'na siz değerli konuklara çok çok selamları var. Katılamadığından dolayı da üzüntülerini belirtti. Ben de buradan başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Evet uzaklardan bahsettin ama Erzincan dışında çok çok uzaklardan gelen Yukarı Avusturya Cumhuriyet Halk Partisi Eylet Başkanı Kemal Yılmaz Çelik arkadaşlarımızda. Kemal Yılmaz Çelik arkadaşımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz burada mücadelemizi veriyoruz. Mutlaka aydınlık bir gelecek için, tam bağımsız Türkiye için gerekli mücadelemizi veriyoruz. Ama sizlere oradaki, buraya bir milletvekili fazla çıkarmak için yapmış olduğunuz mücadeleyi de ben buradan canı gönülden alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum Kemal Bey ilginize. Çok kıymetli dernek üyelerimiz, Altın Başak Beldesi Derneği'ni çok kıymetli üyelerimiz, birbirinden değerli konuklar, Erzincan Altın Başak Beldesi Derneği
2015 yılı Ekim ayında kuruldu. Ben derneğimizin faaliyetlerini sizlere unutmuşuz diye anlatmak istemiyorum. Zamanımızı fazla almak istemiyorum çünkü gerçekten dolu dolu bir programımız var. Kısaca özetleyebilirsek, önceliği eğitime veren bir desteğiz. Bu doğrultuda siz değerli dostlarım, genel kurulu desteğiyle 30 üniversite okuyan öğrencimiz eğitim kursu verilmekle birlikte Beldemiz Şehit Murat Bayram Okulu'nun da 2016 yılından beri her türlü eğitim amaçlı desteklerini buradan dernek olarak kendilerine gönderiyoruz. Süreçte de yine Altınbaşak Şehit Murat Bayram Okulu'nda yanında olacağız. Şehit Murat Bayram Okulu'ndan bahsetmişken Şehit Murat Bayram Okulu'na 2022 Eylül ayından itibaren Altınbaşak Okulu'muza Atatürk Köşesi dahil muhtelif sınıfların donanımı, çeşitli eğitim ekipmanları sağlayan bir eğitim emekçisinin evladı, eğitim sevdalısı Ali Can Vurmuş abime de ben buradan yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Altınbaşak Okulu'muza çok büyük emekleri var. Hem yanımızda olduğu eğitim bursu katkısı hem de Altınbaşak Okulu'muzun muhtelif ihtiyaçlarına karşılandı. Ben tekrar Ali Can Vurmuş abime de yürekten teşekkür ediyorum. Eğitim bursundan bahsetmiştik. Eğitim bursu vermiş olduğumuz çok değerli bir öğrencimiz aramızda. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Fakültesi Mühendisliğinde okuyan Umut Ali Demir Polat arkadaşım aramızda. Umut Ali sizlerden bir duygu ve düşüncelerini paylaşmak istiyor. Gel bakalım Umut Ali'cim, ne demek istiyorsun? Buyurun. Teşekkür ederim Şükrü abi. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Ali Demir Polat. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. 2019 yılında benim başladığım hayatım. 2019'dan beri Sayın Derneğimiz maddi manevi olarak sürekli arkamızda. Teşekkür ederim. Dernek olarak küçük bir dernek ama eğitime attıkları devasa adımlar için, biz gençlere olan inançlar için kendilerini kutluyorum. Umarım bu gelenek daha da artarak birçok gence ulaşır. Temennimiz bu yönde. Ayrıca Şükrü abi de sürekli hatırlattığı bir konu var. İleride yarınlarda güzel bir makam ve mevkilere geleceğiz. Hiç şüphemiz yok. Bu makam ve mevkilere geldiğimizde aynı duyarlılığı biz de göstereceğiz. Keyifli bir gece diliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mehmet Ali'cim, ismin de güzel, siz de güzel. Umarım yarınınız da güzel olur. Adın gibi bizlere umarım umut olursun. Tekrar yönetim kurulatına başarılar diliyorum. Evet, eğitim bursu vermiş olduğumuz çok kıymetli 30 öğrencimiz var. Umut Ali bahsetti. Umut Ali bahsetti. Evet, çocuklara sürekli şu telkinde bulunuyorum. Çocuklar, sizler bugün çok güzel üniversitelerde okuyorsunuz. Yarınlarda çok güzel, iyi bir mevki ve makamlara gireceksiniz. Ama sakın ola ki de sizler de Altınbaşak'tan sizler gibi öğrencilerin de olduğunu unutmayın. Sizler de dayanışma içerisinde olmanız gerekiyor. Örgütlenmeniz gerekiyor. Örgütlü toplumun başarıya gittiğini her fırsatta gençlerimize ben buradan aktarıyorum. Gençlerimizin yolu bahtacık olsun. Burada tekrar bu çocuklarımıza sponsor olan, eğitimlerine katkı olan dostları gerçekten canı gönülden alkışlıyorum dostlar. Evet dostlar, sadece eğitimden bahsettim ama sadece eğitim tabii ki önceliğimiz, memleketimizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Cehalet bunun sıkıntısını hepimizde yaşıyoruz. Aydınlanma hepimizin ihtiyacı. Bu doğrultuda umarım daha ileri aşamalara gideceğiz. Dostlar, sadece eğitimin yanı sıra Altınbaşak Derneği olarak bütçemiz doğrultusunda gerek üyelerimiz gerekse sponsorlar vasıtasıyla Altınbaşak'ta olup da ülkemizin herhangi bir köşesinde ikamet eden dostlarımıza da elimizden geldiği kadar sivil toplum kuruluşların gereği sosyal dayanışma içerisinde oluyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını da dernek bütçemiz doğrultusunda karşılamaya gayret ediyoruz. Bunu söylerken mutlaka bizden de gönül istiyor ki böyle kültürel etkinliklerimiz fazlasıyla yapalım. Gönül istiyor ki böyle güzel dostlarla sürekli kültürel faaliyetler içerisinde yer alalım. Ama maalesef şu an sivil toplum kuruluşları ve dernek özellikle derneklerde dayanışmayı ön plana çıkardı. Yani biz de bir ilke de benimsedik. Yardımı bağışıp bir tarafa bıraktık. Burada biz dayanışma örneği sergiliyoruz. Dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Bizlerin de yarın ne getireceğini bilemiyorum. Çünkü şu an sivil toplum kuruluşları kültürel faaliyetlerden ziyade dayanışmayı ön plana çıkarmış vaziyette.
Başka da alternatifimiz yoktur. Tabiri caizse ben sizin toplum kuruluşlarını hani köylerde eskiden olurdu ya imece usulü. Biz de metropollerde dernek olarak, sivil toplum kuruluşları olarak modern imecelik yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bendemize, bendemiz insanlar, öğrencilere dokunmaya çalışıyoruz. Ben bu doğrultuda Altınbaşak için, yarınlarda güzel Altınbaşak için daha güzel projeler atmak adı altında Altınbaşak Beldesi Derneği'ne genel kurul üyelerimizin destek olmalarını, sahip çıkmalarını, bizler buradayız, bizlerin eksiğimiz varsa önerileriniz, eleştirileriniz her zaman başımızın üzerinde yerleriniz var. Ama lütfen, lütfen herhangi bir şey olduğu zaman bizler yönetim kurulundaki arkadaşlarla irtibata geçelim ve birbirimize de sürekli destek olalım, dayanışma içerisinde olalım. Hani bir deyim var ya, bu süreçte biz birbirimizin Hızırı olmak zorundayız. El ele içerisinde, dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Evet canlar, fazla zamanı zarmayayım. Çok güzel türkülerimiz var. Ben bu doğrultuda yarınlarımız olan çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak adına özgür, aydın, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak ve dayanışmayı büyütmek adına, birbirimizin Hızırı olmak adına Dernek Yönetim Kurulu adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Birlikte olunca böyle güzel oluruz. İyi eğlenceler diliyorum. Bu arada aramıza katılan çok değerli dostlarımız oldu. Avrupa Anadolu Yakası Erzincanlılar Derneği Başkanı Gürsel Sarımaden Başkanım. Ayrıca Federasyon oldular. Federasyon Başkanı da Gürsel Sarımaden Başkanım. Hoş geldiniz tekrar Gürsel Sarımaden Başkanım. Buyurun gençler. Sayın Başkan'a konuşmalar için dernek yönetim kurulumuna teşekkür ediyorum. Merhaba dostlar. Bu sene beşimizin düzenlemiş olduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma gecemize katılımı sağlayan ve bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bu güzel geceyi dostlukla, sevgiyle, saygıyla, emekle ve birlik beraberlik uygulamayla hazırlayan, emek veren dernek başkanım, yönetim kurulu ve kadın kollarımıza, sizlerin de bulunduğunuzda tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok kısa da olsa kadın kolları olarak neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Kadın kolları olarak bizler kadınlarımızın sosyal hayatta ağırlığını öne çıkarmak ve değerlerin bilinmesini sağlamak istiyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda yönümüzün tanıtımını yapmak, geziler düzenlemek, eğitim konusunda faaliyetlerde bulunmak, özel günlerde bir araya gelmek, sosyal aktivitelerde bulunmanı sağlamak, amaçlı projeler üretip bu projeleri hayata geçirmek için Erzincan Altınbaşak Beldesi Derneği Kadın Kolları olarak sizleri de desteklerinizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz kadınlara değer veren Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Çünkü liderleri dünyaya getiren, yetiştiren, adam eden kadınlarımızdır. Umarım hepinizin eğlendiği ve keyif aldığı bir gece olur. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Şükrü Orda, Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Ali Gülşahin, Başkan Yardımcısı. Sayın İhsan Öz, Sayman. Sayın Şükriye Gerçek, Genel Sekreter. Sayın Eda Karakaş, Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Şerif Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi. Ve ben İsmail Dağdelen, Yönetim Kurulu Üyesi. Denetim Kurulu'ndan Sayın Nazım Kaya, Denetleme Kurulu Başkanı. Sayın Rıza Karadağ, Denetim Kurulu Üyesi. Sayın Erdem Aktürk, Denetim Kurulu Üyesi. Şimdi kadın kollarımızı çağıracağız. Sayın Sevda Kostarı, Kadın Kolları Başkanı. Sayın Tülay Oğuzlar, Başkan Yardımcısı. Sayın Aynur Erdoğan, Kadın Kolları Üyesi. Sayın Sevin Öz, Kadın Kolları Üyesi. Sayın Nail Meguli, Kadın Kolları Üyesi. Hocam Sayın Esen Aydoğdu, Kadın Kolları Üyesi. Sayın Hüsnü Gülşahin, Kadın Kolları Üyesi. Sayın Seher Göktaş, Kadın Kolları Üyesi.
Sayın Sume Taştan, kadın kolları üyesi ve Sayın Melek Özdemir Polat, kadın kolları üyesi.
Altın Başak Beldesi'nden bugün derneğin dayanışma gecesine geldiniz. Siz de o topraklarda inancımıza hizmet eden bir cansınız. Matukar ama. Evet, bu güzel bağlamızla bir duygularını alalım. Teşekkür ediyorum. Duygularımı anlatmam mümkün değil. Çok güzel bir dayanışma gecesi oldu. Biz de katkıda bulunduk. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Altın Başak'ta ne var mı yok? Canlarınız nasıl? İyiler mi? Başak'ta. Koca Altın Başak'tan selamlar geldi. Biz sizi tanıyalım, adınızı alalım. Altın Başak Cemal Başkan. Bak, sen hoş geldin. Ben de Dersim'de Şikamete'de Ocağı evladı. Edebiyat öğretmeni Mustafa Hoca. O diyara selam saygımızı götürüyoruz. Sevgili canlar, sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Altın Başak Beldesi'nden geldiniz. Evet, Altın Başak'tan. Bugün İstanbul'da derneğimizin dayanışma gecesi. Siz de o topraklardan geldiniz. Basıma her abi. Hayırlısı. Bir duygularınızı alalım burada. Eş, dostla birlikte olmak nasıl bir duygu? Altın Başak'ın derneğinin böyle güzel bir organizasyonda bütün dostları bir araya toplaması çok güzel bir organizasyon. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşerimizle bir arada olmak bize onur ve mutluluk veriyor. Bu anlamda da dernek yöneticilerime teşekkür ediyorum. Tanıyalım aynı zamanda sizleri. Tanıyan var, tanımayan var. Ben Engin Deniz ismim. Altın Başaklıyım. Erzincan'da sigortacılık mesleğiyle uğraşıyorum. Sigorta ajansıyım. Altın Başak'ta da aktif siyaset yapıyorum. Geçen dönem belediye başkanıydım. Nasip olursa bir sonraki dönemde yerel seçimlerde Altın Başak'ta belediye başkanı adayı adayı olarak devam edeceğiz. Bu konularda da işte halkımızdan gerekli desteği, teveccühü bekliyoruz. Cettim yar ve yardımcın olsun. Beklentilerim yaşam olsun. Sevenin çok böyle bu günlerde de daha arası ruhuyla etrafı böyle kalabalık olsun. Ve bir de seni tanıyalım. Bugün beldenizin Altın Başak Beldesi'nin İstanbul'da dayanışma gecesindesiniz. Siz de o topraklardan geldiniz. Hoş geldiniz diyelim. Hem sizi tanıyalım hem duygularınızı alalım. Haydar Şahin, Erzincan Çağlayan Belediye Başkanı. Böyle bir gecede böyle güzel bir organizasyonlar bulunmaktan dolayı hemşehrilerimizden bir araya gelmekten çok teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ettik. Sağ olun. Bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun. Teşekkür ettim. Emeğin değer bulsun. Sevenin çok olsun. Sağlığın da hoş olsun. Ve yüzünde hep böyle gülsün diyelim. Sevgili canlar hoş geldiniz. Eyvallah. Altın Başak Beldesi dayanışma gecesindeyiz. Nasıl eğleniyor muyuz? Çok güzel. Hem tanıyalım hem duygularını alalım. Abi, ben şimdi Erzincanlı değilim ama annem Altın Başaklı. Annem Altın Başaklı. Ben de arkadaşlarım vasıtasıyla millet yapalım gelelim. Şenlikli olsun. Tamam. Bir de senin duygularını alalım. Beni herkes tanıyor. Cümleten selamlar. Aleyküm selam. Sevgili canlar hoş geldiniz. Bugün Altın Başak Beldesi'nin dayanışma gecesindesiniz. Sizler de bugün burayı onurlandırdınız.
nasılsınız? Nasıl eğleniyor muyuz? Eş dost arasında olmak nasıl bir duygu? Diğer bir tümünü daha var burada sunarım çekecek. Bunu bir yaşamak lazım. Bu devlet çok güzel insanları birleştiriyor, bir araya getiriyor, bir araya faaliyetlerde bulunuyor. Onun için yönetim kurulu başkanı ve yöneticilerine çok teşekkür ederim. Adınızı alabilir miyim? Ali Karadağ. Tüves Marbe. Siz de bir tanıyalım dost. Cazım Karadağ, büyük adamlıyım. Evet, geliyorsun. Başkan benim dayım olur, bir tanedir. Karayalpak Derneği'nin yönetimine çıkmış. Emeği geçen bütün herkese de teşekkür ederiz. Özellikle başkan, ayrıca dayım aşıklı olduğunda. Ayrıca bizi burada birleştirdiği için, bütün arkadaşları, dostlar, herkesi gördük. Mutluyuz. Güzel geçiyor, ortam çok güzel. Yani diyoruz ki, gün gördük, günler gördük, atın başarıları gördük, şad olduk. Canımız Erzincan, 224 canlıyız. Erzincan hoş geldin. Nasıl gecemiz, nasıl gidiyor, eğleniyor muyuz? Bir tanıyalım, adını alalım. Nasıl böyle eş dosttan bir arada olmak? Çok mutluyuz. Her zaman böyle yılları bize öyle günler aldatmasın. Çok teşekkür ederim başkan kardeşime. Öyle mi? Öyle mi? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Bak seninle konuştum diye Abu Anazan kıskandı biliyor musun? O diyor benimle niye konuşmadı? O da benim mevzim, o da benim mevzim. Öyle mi? Evet. Nasıl? Aranız nasıl? Senin için dedi ki pek aramız iyi değil. He? Öyle mi? Ya Allah bilir deniz bozma. Sen de git bir resim al. Böyle durun bir resim bize al. Ne sağ olasın. Evet dostlar. Nasıl ediliyor muyuz? Bir duygularınızı alalım hem tanıyalım. Evet sevgili canım. Ben Akın Bayram. Karadağ Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın aramızda. Hükümet dayanışmanın Ali Apaydın Başkanı'nı ben sahneye almak Altın istiyorum. Belediye Derneği ayrıca Altın Başak Genel Başkanımız Tabi Can Türk abimi de sahneye almak istiyorum. Sebebine gelince İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin en genç, en yakışıklı belediye başkanı Sayın Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanları Altınbaşak Belediye'mizde cemeğine sunulma, kenesel türü yapılan gelin demokrat sistemlerini yaptılar. Biz de buradan tekrar belediye yönetim kurulmaya teşekkür ediyoruz. Ben Hüseyin'in adı başkanıma veriyorum. Hadi başkanım. Herkesin desteklerini bekliyoruz ve destek yönetmek için sonuç teşekkür ediyoruz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sevgili Erzincan Başkanı, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl eğleniyor muyuz bu gecemizde? Güzel, gayet güzel. Biz sizi tanıyalım, hem duygularınızı alalım. Hem Altınbaşak Belediye Başkanı Aytaç Ova. Fatuk Herama. Yani hoş geldin. Nasıl gidiyor gecemiz? Gayet güzel. Hem belediye bir arada güzel, eğleniyorlar. Birbirlerle sohbet ediyorlar. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sağlığın hoş olsun. Ürettiğin emeklerin değer bulsun. Yarınların da aydın olsun. Sağ olun. Evet sevgili Can, nasıl eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz bu şekilde. Bir duygularınızı alalım bir kalın canımız olarak. Siz olmak güzel. İyi akşamlar yani. Siz de Altınbaşak'tan mı geldiniz? Ali Bey'in eşiyim ben. Öyle mi? Evet. Ne güzel, ne güzel. Yanındasın, destek sunuyorsun. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ederim. Sevgili Can, sizler de önceki dönemler Kanyeri Derneği Başkanı olarak böyle güzel etkinliklere imza attınız. Bugün de yine yöremizin Altınbaşak Beldesi'nin dayanışma gecesindesin. Fatuk Herama. Bir duygularını alayım. Başkanımdan çok teşekkür ederim. Bütün dernekler dayanışma dernekleri bizim için evet dostlar. En son sahnemizi arkadaşımız alacak. Kucuk sanatçımız. En önemli bir özelliği genç yaşta babasını kaybetti. Bizlerinin ilgili olarak kendisine tavsiye edemez olmuş. Bugün bir gecemizde kendisine doğru konu olacağını, kendisi görmüş ve duyguları doğrultusunda teşekkür ettim. Bıraktık her ama. O da sağ olsun bizleri yalnız bırakmayacağını. Nasılsın, iyisin? Gerçi bu aralar iyi değilsin biliyorum. Başın sağ olsun. Cettim sana, evlatlarına, gerdekalamara sarı sarı ömür versin diyorum.
ihtiyacımızdır diyelim. Bugün de buradasın, bir duygularını alayım. Benim kardeşime de tekrar sabırlar diyorum, başta olsun. Daim katılmadık, birlik beraberlikle her şey var. Gerçekten yapacağınıza inanıyorum. Selim Bey, Allah'ın gözünü kabul etsin. Sağ olun. Kimlemi sayamasın, var olmasın. Ben Doğan Güler. Altınbaşak. Burada ikamet ediyorum yazın. Yazın, evet. Köyüne gidiyorsun, evet. Beldeye gidiyorsun. Evet. Nasıl bu dostları böyle bir arada görmek? Görmek insan mutlu oluyor ya. Değil mi? Şu an çok seviyorum. Aynen. Sen arzu ediyorum. Aynen. Bir de bahane bu anacana soralım, o ne diyor? Bir daha. Baba Ferdi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Günümüz nasıl geçiyor, gecemiz nasıl? Güzel. Bizim muhtara soracağım. Günümüz çok güzel geçiyor. Buyurun. Günümüz geçiyor. Altınbaşak'a gidiyoruz. Yaz olursa alttan yukarı. Günümüz çok güzel geçiyor. Zamanımız, köylerimizi. Çok eğleniyoruz. Siz de hoş gelmişsiniz. Ne güzel böyle eş dosttan bir arada bulunmak, değil mi? Hoş geldin, hoş geldin. İyisin, ne var ne yok? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Nasıl bu altınbaşaklar sana iyi bakıyor mu? Ben altınbaşaklı devrim dersiz yapmışım. Nasıl eğleniyor muyuz? Yakın köylüyüm. Öyle mi? Öyle. Ne güzel bak hem. Yakın köylüyüm. Yakın köylüdür, gelmişsin, onur etmişsin. Tabii. Altınbaşak'la bizden sayın. Aynen. Gelmesetimi der insanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Sağ ol. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Hoş geldin anacan. Sağ ol. Teşekkür ederim. Mabak herdi. Teşekkürler. Sekana, tezdu, tüçünü. Devası madı, mal doğur. Domon, momon. Böyle rındı. Ve hakkında müveşim müdürüm. Neyse şaka bir yana, bir duygularınızı alalım. Çok büyük, çok güzel. Beğendim. Adını alabilir miyim? Gülizar. Gülizar, ana. Sen hoş geldin, sefa geldin. Sevgili Hasan, hoş geldin. Bugün bir dersimli olarak Erzincan Üzümlü Altınbaşak Beldesi Derneği dayanışma gecesine geldin. Katkı sunuyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir duygularını alayım. Böyle arkadaşlardan olmak nasıl? Gayet mutluluk verici. Altınbaşaklılara, yöneticilerine, emeği geçenlerse teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik her daim güç kazandırır. Teşekkür ediyorum. Sinemdedir benim derdim ağları. Ben yaramı kendim sarar bağları. Ben gündüzler güler gece ağları. Benim neler çektiğimi
uzak uzak var. Benim neler çektiğimi altın başaklılar bilir. Siz de Erdemli Erzincanlı olarak hayatın her alanda varsınız. Burgazada'da da canlarımıza, oradaki gönüldaşlarımıza, inanç alanında hizmetiniz var. Kendin hizmetini kabul etsin. Özellikle Konya'ya çok teşekkür ediyoruz. Konya'nın her zaman sesimiz kulağımız olmuştur. Ne demek sağ olun, var olun. O sizin güzelliğiniz. Sizin hizmetlerinizin yanında bizim hizmetimiz az gelir. Bugün Adalar Cemil'i başkan olarak başka yardımcılık diğer doğal olarak evet, sizler de hoş geldiniz. Sevgili Güzelcan, geçen
alayım can. İnancımıza, yolumuza, kültürümüze hizmet ediyorsunuz. Yettim hizmetinizi kabul etsin. Ben de size teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Bir eksim Allah'ım. Son bir defa göreyim, sen ol derdime derman. Erzincan, Erzincan, altın bacak Erzincan. Son bir defa göreyim, sen ol derdime. Ellerimi görebilir miyim? Ellerimi bütün eller ait. Özledim Erzincan. Yaktı beni, bak beni, küveyler yar beni. Çekinmiyor başka hasreti, çok özledim Erzincan. Sadece eller. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Son bir defa göreyim, sen ol derdim Erzincan. Halay biraz daha. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Birazdan da birazdan sen ol derdime derman. Alır başımı giderim kimsesizler ülkesine. Rüzgarlar beni dinlesin, dağlar başlar yeter bana. Sevdiğim beni söylesin, muzur dağları yeter bana. Thank you.
4 ve Necat 101. Karşıda görünüyor düzgün babaları. Ben şimdi bir yer sevgililere gelen İyi ki geldiniz. Altın Başak Derneği'ni yalnız bırakmadınız. Türkülerimizi yalnız bırakmadınız.
birbirinden değerli protokol ötmezsek de çok sevinirim. Birbirinden kıymetli protokoldeki büyüklerimize, kardeşlerimize var mı o kadar genç var mı acaba? Hazır mıyız?
şehir kaşıktır.